Sen de beni bırakıp gittin bebeğim. Oysa tek sen vardın içimde beni hayata bağlayan. Annemsiz yaşadım, Selimsiz yaşadım. Yine hayatta kaldım. Ama sensiz olmaz bebeğim. Madem ki sen yaşamıyorsun artık. Öyleyse ben de yanına geliyorum meleğim. Aç kollarını. Vakit doldu Carla. Oteli geçmedik mi ya? Aa, gazeteciler doldurmuştur şimdi orayı. Benim bildiğim daha iyi bir yer var. Hadi. Vallahi. Aferin sana. Arkadaşımın yazlığı. Anahtarı bana vermişti. Çabuk girelim, üşüdüm. Hadi hadi girelim hadi. Niye karanlık burası? Işığı yaksana. Nereden yanıyor bu? Nil! Ne oldu Şakir Bey? Karanlıktan korkuyor musunuz yoksa? Ne oluyor be? Sen ne arıyorsun burada? Nil! Seni duymaz. Çoktan geldiğiniz arabayla gitmiştir bile. Ne? Derdin ne senin? Bu hesap bu gece kapanacak. Ne? Neden yapıyorsun bunu? Ben sana ne yaptım? İnkar yolları bitti Şakir. Bu gece her şeyi apaçık anlatacaksın bana. Neyi? O yılbaşı gecesini. Obalada olup bitenleri. Kızım dediğin, bana karşı işlediğin o iğrenç suçu anlatacaksın. İşlediğim mi? Yoksa benim yaptığımı sanıyorsun? Ben sana yıllarca babalık ettim, öz evladımdan ayırmadım. Böyle bir şey nasıl düşünürsün sen? Üzülme. Yakında her şey açığa çıkacak. Elif de anlayacak kimin iyi, kimin kötü olduğunu. Bir şimşek çakıp geçmişi aydınlatacak gibi konuşuyorsun. Aynen öyle olacak. Peki sonra? Kötü kalpli kurt ölecek ve herkes mutlu olacak.
Hala kapalı. Neredesin canım? Sana baba demiştim. Baba! Nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Kendi ağzında söylüyorsun ya işte. Sahiden biz baba kızdık. Sana o göze baktığıma nasıl inanırsın? Onu kim söylediyse, kim inandırdıysa seni kesinlikle suçu bana atıp kurtulmaya çalışıyor. Canan, ellerimi çöz konuşalım. Beraber bulalım o canavarı. Yardım edeceğim sana, söz veriyorum, yemin ederim. Ben de senin kadar öfkeliyim. Sana bunu yapanın cezasını bulmasını en az senin kadar ben de istiyorum. Karının beni yıllar önce sokağa atmasına müsaade ettin. Beni diri diri mezara koymasına izin verdin. Çünkü suçlu sendin Şakir. Sen! Değmez. Sana yapacağım hiçbir şeye değmez. Sana vereceğim hiçbir ceza bitirmeyecek içimdeki ıstırabı. Bana el kaldırdın. Bana vurmayı düşündün. Ben senin kızdığım zamanlarda bile elimi kaldırmadım sana. Tüm çocukluğun, genç kızlığın boyunca seni hiç incitmedim. O geceye kadar. Dediğim villaya götürdün değil mi Şakir'i? Tamam Nil, sen üzerine düşeni yaptın. Zahmetlerinin karşılığını yarın hesabında göreceksin. Korkmana gerek yok. Senin bu işte parmağın olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam, başka soru sorma ve bu geceyi unut. Canan burada mı? Telefonlarıma cevap vermiyor. Nerede o? Uyuyor. Ben daha sonra haber veririm geldiğinizi. Yalan söylüyorsun. Canan kendine saldırını buldu değil mi? Buldu ve... İtiraf et. Edemem. Çünkü ben yapmadım. Bu gece yalanlara yer yok. Bu gece sadece gerçekler ve bedelleri var. Madem bu kadar emisin, ne diye hala soruyorsun? Niye işkence ediyorsun bana? Çünkü senden duymak istiyorum her şeyi. Tüm gerçeği. Yapamam sanıyorsan çok yanılıyorsun. Sen nasıl bu hale geldin? Siz yaptınız. Beni uçurumun kenarına kadar götürüp sırtımdan ittiniz. O uçurumdan çıktığımda artık eski Canan değildim. Şükürler olsun. Bir an seni kurtaramayacağım zannettim. Kimsin sen? Neden yaptın bunu? Az ileride denizi seyrediyordum. Suya atladığını görünce hemen davrandım. Neden kurtardın beni? Uğruna yaşayacak hiçbir şeyim yok benim. Kızım, kızımın yanına gidecektim. Tam cesaretimi toplamıştım ki sen. Şokta olduğun için böyle söylüyorsun. Önce bir hastaneye gidelim, sonra konuşuruz. Bırak beni. Konuşmak falan istemiyorum, bırak. Tamam, hastane yok. Ama en azından arabama gidip ısınalım biraz. Bir kez ölümden dönmüşken... O soğuk denize atlarken aylardır duymadığım huzuru duymuştum. Bütün acıların bittiğine inanıyordum tam da. Neden çıkardın beni, neden? Kafasına neyi taktı? Nasıl bir çılgınlık peşinde bilmiyorum. Sen biliyorsundur. Canan nerede? Nerede o? Neler olabileceğini anlamıyor musun Carla? Canan kendini bu kötülüğü yapan adamı bulduğunu sanıyor olabilir. Hatta onu öldürebilirdi. Canan bunu yapmayacak kadar akıllıdır. Ya çizgi yaşarsa? Ya yıllardır içinde biriktirdiği öfke gözlerini kör ederse? Carla. Sen onun arkadaşısın. Canan sadece o pisliğe değil, kendine de zarar verebilir. Nerede olduğunu söyle, kurtarayım Canan'ı. Canan'ın kurtarılmaya ihtiyacı yok. Son sözün bu mu? Canan'ın yerini söylemeyecek misin? Nerede olduğunu bilmenizi istese kendi söylerdi.
Ben onun söylediklerinin dışına çıkamam. Öyle olsun. Ya Selim'in söyledikleri doğruysa? Çek şunu kafamdan, elinden bir kaza çıkacak şimdi. Kaza değil. Yıllarca bu anı planladım ben. İtiraf eder, af dilersen belki. Canımı kurtarmak için işlemediğim bir suçu üzerime mi alayım yani? Gece uzun. Gelecek günler de. İstediğim cevabı almadan ne sen ne ben çıkacağız buradan. Hayatta kaybedecek şeyi olmayan insandan kork derler. İşte ben kaybedecek şeyi olmayan insanım. Annemi koparıp aldınız elimden. Kızım doğarken öldü. Canan. Bak sen de yanarsın. Hapislerde çürürsün. Ben zaten hapishanedeyim Şakir. Yıllarımı çaldınız benden. Bunun karşılığında senin canını aldığımda derin bir nefes alabileceğim artık. O geceden beri ilk kez ciğerlerime taze hava girecek. Anlıyor musun? Renkli Hanım, ben salonda... Şakir'in elbiselerini bunlar. Evet. Hepsi onun. Lanet olsun. Ona da elbiselerine de. Kurbanın olayım Renkli Hanım, bırak. Şakir Bey gelir de fark ederse. Bırak. O Şakir denen herif bir daha bu evin kapısından içeri bile giremeyecek, anladın mı? Ona ait hiçbir şeyi burada görmek istemiyorum. Duydun mu beni? Topla şunları da gözün görmesin. Tamam. Ali. 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 Yarın bir çilingir çağır, bütün kilitleri değiştirsin. Niye bakıyorsun öyle? Anlamadım efendim. Anlamayacak bir şey yok. Şakir hiçbir şekilde bu eve giremeyecek. Ama hala bunu deneyecek kadar yüzsüzse kimse kapıyı açmayacak. Hatta telefonlarına bile cevap vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bana düşmez ama acele etmeseniz. Ali, ne diyorsam onu yap. Anladın mı? Anlaşıldı mı? Allah kahretsin. Onca yıllık yuva bir anda ne hale geldi? Hadi. Anne. Benim Perihan. Kızım. Perihan. Bir daha anne dediğini hiç duyamayacağım sandım. Ben olanlara çok üzüldüm. Şaşırdım daha doğrusu. Seninle yaşadıklarını, sıkıntını paylaşmak için... Anne sen ağlıyor musun? Hayır. Ama kendimi bir bıraksam... hiç duramayacağım. O yüzden tutuyorum Perihan. Babanın yaptıklarından yediği altlardan haberdarsın değil mi? Duymayan da kalmadı ya. Evet. Çok gücendim ona. Hatta yüzüne de söyledim. Sana affet demiyorum. Ama kendini de harap etme ne olur. Bak. Ne zaman istersen yanında olurum. Destek olmak için elimden gelen her şeyi yaparım anneciğim. Sağ ol kızım. Çok teşekkür ederim. Babanla biz dönülmez bir noktaya geldik. Ne ilişkimiz kaldı ne de itibarımız. Artık çabalamanın da bir anlamı yok. En azından benim açımdan. Biliyorum üzgünsün. Haksız da değilsin. Böyle bir şeyin basına yansıması gerçekleşmesinden daha çok üzmüştür seni.
Ama sen dersin yani bir yolu vardır mutlaka. Yani düzeltmenin. Yok Berihan. Babanı affetmeyeceğim ben artık. Beni yerlerde süründürdü. 3 kuruşluk insanlara. Şimdi konuşmasak kızım bunları. Ben çok yorgunum. Unutmak istiyorum ben her şeyi. Evet evet. Yat dinlen biraz. Ferhunde abla bir bitki çayı yapsın sana. Sakinleşmeye çalış. Ben yine ararım. Hatta uğrarım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler kızım. İyi geceler. Birlikte geçirdiğimiz gecenin tadı damağımda kaldı. Seni şimdiden özledim. Kolay değil tabii. Kadınlık gururunun ayaklar altına alınması. Hele aldatılmak. Üstelik annen gibi bir kadın. Her zaman kontrollü, her zaman gururlu ve mağrur. Bir de şimdi duysaydın sesini. Öyle yıkılmış, öyle yalnız geliyordu ki. Bu yalnızlığı biraz da kendi hazırladı ama. Bunu biliyorsun. Geçmişin hesabını yapmayı sevmiyorum Şems'i. Yıkıldığı bir anda insanlara nasılmış, o olsun demeyi sevmiyorum. Hele ki bu insan benim annem. Ne dese haklı şu anda. Babamın yaptığı yenilir yutulur gibi değil. Öyle değil mi Şems'i? Evet. İyi ki sen babam gibi değilsin aşkım. Evine karına bağlı birisin. Gözün asla dışarıda değil. O yüzden şanslıyım. Bu kadar yeter. Madem ki itiraf etmiyorsun sen bilirsin. Sözün bittiği yerdeyiz artık. Şimdi hesaplaşma vakti. Feci bir hata yapıyorsun Canan. Madem ki itiraf etmeyeceksin, o zaman ben bildiğimle yetineyim. Hayır Canan, yapma. Bak, bak ben... Konuş. Ölmeden önce itiraf et Şakir. Belki o zaman bir parça olsun temizlenerek gidersin öbür tarafa. Hadi! Zaman daralıyor. Canan! Ne işin var senin burada? Sana evde kalmanı söylemiştim. Seni merak ettim. Neden? Bu gereksiz adamı öldürmeden durdurmak istedim seni. Hayatını bir kere mahvettiler zaten. Bunun bir daha olmasına izin verme Canan. Doğru söylüyorsun Carla, hayatını mahvedecek. Git buradan Carla. Hala bir seçim yapma şansın var Canan. Ben seçimimi çoktan yaptım Carla. Bunu herkesten iyi biliyorsun. Çocuğumu kaybedince beni hayata bağlayan tek şey intikamdı. Bunun için yeni bir haline geldim. Bu hesabı kapatmak için. Ben bu an için yaşadım hep. Geri adım atamam, atmam. Hadi git artık. Burada kalmak istiyorum. Seni bir başına bırakmak istemiyorum. Hem güvenlik açısından da. Carla lütfen gider misin artık? Hadi Carla. Carla, Carla gitme. Bu manyak beni öldürecek. Sus. Dünyadan ayrılırken vicdanını yoran bir yük varsa, ki olduğunu ikimiz de biliyoruz, bunu itiraf edip af dilemenin tam zamanı.
Umarım sonsuza dek cehennemde yanarsın. Ben yapmadım. Sana bunu kanıtlayabilirim. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum artık. Canan, Canan. Kızın yaşıyor. Ne dedin sen? Kızın yaşıyor dedim. Ondan örnek alabiliriz. DNA testi diye bir şey var. O zaman emin olabilirsin. Yalan söylüyorsun. Kim bilir ne dolaplar çevireceksin yine. İster inan ister inanma ama yaşıyor. Kimin yanında olduğunu, kime evlatlık verildiğini biliyorum. Canan sakın! Ver o silahı bana. Karışma bu işe Selim. Canan, cinayet işlemene izin veremem. Ben yapmadım Canan. Hayatını alt üst etmene izin veremem Canan. Beni öldürürsen kızından haber alamazsın. İnan bana, kızın yaşıyor. Selim! Canan! Canan iyi misin? Kalk, kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk. Gidiyoruz. Yavaş. Tamam mı? Dayan biraz. Seni kurtaracağım. Şakir'in gitmesine izin verme. Bırak şimdi onu. Seni önce hastaneye yetiştirelim. O biliyor. Kızımın yaşadığını söyledi bana. Yalan söylüyor Canan. Şu anda bunları düşünecek halde değilsin. Selim kaçıyor. Koş, durdur onu. Kaçıyor, lütfen gitmesine izin verme, yalvarırım. Hayır, hayır, bununla zaman kaybedemeyiz Canan. Önemli olan sadece sensin. Şakir artık elimden kaçamaz. Er geç çekecek cezasını, merak etme. Gel. Neden silahı elimden almaya çalıştın? Bedel ödediğin yetti artık. Daha fazla acı çekmeni istemedim. Ama elimi yüzüme bulaştırdım. Hastaneye götüreceğim seni bir an önce. Olmaz. Yarım o kadar ağır değil. Hastaneye gidersek polisler seni sorgulayacaktır. Rahat bırakmazlar ikimizi de. Umurumda bile değil. Benim umurumda Selim. Hastaneye gitmek istemiyorum. Carla'yı ara. O her şeyi halleder. Duydun mu beni? Duydum. Eğer kızım yaşıyorsa onu mutlaka bulacağım. Mutlaka. Nihayet gelebildin kendine. Doğrulmaya çalışma. Yaran kanayabilir tekrar.
Hastaneye gitmeyelim diye ısrar edince seni buraya getirdim. Allah'tan kurşun sıyırmış geçmiş karnının hemen üstünden. İyice temizleyip yarayı kapatmaya çalıştım. Karla'ya haber verecektin hani? Gerek kalmadı. Malzemelerim vardı. Dikiş atılması gerekiyordu ama yaranın durumu uygundu. Temizleyip doku yapıştırıcısıyla kapattım. Beni sen tedavi ettin yani. Fakültede öğrendiğim her şeyi unuttuğumu sanıyordum. Üstelik sevdiğim kadının hayatı söz konusu olunca hiç kolay olmadı. Elif, o yok mu? Haberi yok. Gece geldiğimizi de duymadı. Hala uyuyor. Elif kalkmadan sana yiyecek bir şeyler getireyim. Sen dinlen biraz. Yapamam. Şakir'i bulmam lazım. Ayağa kalkamazsın Canan. Daha kapıdan çıkamadan bayılır kalırsın. Evet, yaran ağır değil belki ama çok kan kaybettin. Kızım eğer onun dediği gibi yaşıyorsa. Kazım gibi canını kurtarmak için söylemediyse onu bulmalıyım. Ya öyleyse? Ya o da canını kurtarmak için yalan söylediyse? Bu kadar tesadüf olamaz. Onun yaşadığına eminim artık. Bu halde hiçbir şey yapmana izin veremem. Kızın yaşıyorsa onu birlikte bulacağız. Güven bana. Baba, uyanık mısın? Elif, burada olduğumu öğrenirse yanlış anlayabilir. Açıklarım. Yaralı olduğumu açıklaman çok zor. Zaten aramız iyi değil. Hakkımda yanlış yargıya kapılmasını istemem. Odada mısın baba? Bekle, geliyorum kızım. Öğrenmesine gerek yok Selim. Peki. Sen burada kal. Ben onu okula uğurlayıp hemen gelirim. Sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Tamam mı? Hala üşüyor musun? Şu ıslak giysilerden kurtulman lazım. Evin nerede? Yok. Peki nerede yaşıyorsun? Cevap vermek istemiyorsun öyle mi? O zaman bu gecelik bir otele yerleştireyim seni. İstersen yarın... İstemem. Yardım etme. Kurtararak çekilmez hayatıma geri döndürdüm. Bu yetmiyor mu? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın bu halde? Ben sana sadece iyilik yapmaya çalıştım. İnsanlar önce iyilik yapar, sonra da iyiliklerinin bedelini bir gecede ödetirler. Bak, ne yaşadım bilmiyorum. Hatta daha adını bile bilmiyorum. Ama bana güvenebilirsin. Ben sadece ve sadece senin iyiliğin için... Hep aynı şey. Senin iyiliğini istiyorum Canan. İstemeyin artık, rahat bırakın beni. Canan! Çok geç kaldım. Sen de uyuyakaldın herhalde. Ben çıkıyorum. Beni öpmeden mi? Umudumu kesmiştim gerçi senden. Uyuyorsundur diye sessizce gidecektim. Ama ayağıma kadar gelmişken öpeyim. Lütfettiniz. Kan mı bu? Kan mı? Yok canım. Boya falan herhalde. Ne boyası? Ha, ayakkabıların rafını boyayayım dedim dün. Sonra vazgeçtim. Bu rengi mi? İyi ki vazgeçmişsin. Elif, saatin kaç olduğundan haberin var mı? Hadi gittim öyleyse. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Sonunda karar verdim sevgilim. Neyi? Balayında nereye gideceğimize tabii ki. Maldivler. Ha? Hem egzotik hem de konforlu. Kumsalları da şahane görünüyor. Bembeyaz. Düşünsene, burada daha yaz gelmeden biz orada denize gireceğiz. Bana kalırsa hemen bugün gidip alalım biletlerimizi. Ardından da alışverişe çıkarız. Ha? Sen kendine yeni mayolar alırsın. Ben de... Annemle babam bu haldeyken hiçbir yere gidemem Şems'e. Gitsem de eğlenemem. İyi ama canım, kalsan ne yapabilirsin ki? Bilmem. Ama en azından yanlarında bulunmalıyım. Özellikle de annemin. Onun sana yaptığı eziyetlerden sonra da mı? Sonuçta annem. Aramızda geçenler ne olursa olsun o canımdan bir parça. Bir babamla konuşsam.
Gerçi gece aradım ama telefonu kapalıydı. Ne oluyor? Neden durduk böyle aniden Şems'in? Düğünümüzü mahvettikleri. Hatta düğün bile yapamadığımız yetmedi. Şimdi de balayımızın canını okudu annenler. Anla beni hayatım. Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? Neyse ben seni daha fazla gelmeden ineyim. Babamın kaldığı otele uğramayı düşünüyorum. Ben bırakırım seni. Yok hiç gerek yok. Yakınız zaten. Yürüyeceğim biraz. Yürüyüp düşüneceğim. Hadi sen git şirkete geç kalma. Perihan bunu yapmak istediğine emin misin? Kesinlikle. Hadi sen git. Ben taksiyle dönerim. Görüşürüz. Kim o? Gelebilir miyim kızım? Gel baba. Canım? Ne o? Hasta mısın yoksa? Yok. Sadece işe gitmek istemedi canım bugün. Canan'ın hamlesine karşı... İyi günler. Şakir Karahan'la görüşecektim. Bir saniye lütfen. Bakıyorum. Şakir Bey bu sabah arayarak çıkışını yaptırmış. Öyle mi? Hatta birini göndererek eşyalarını aldırmış. Sağ olun. Üf baba, aç şu telefonu. Alo Canan. Meraktan ölüp ölüp dedim. Arayacaktın hani mutlaka. Ne oldu anlat. Hadi. Orada mısın hala? İsmi lazım değil o. Ahlaksız rezil de karşında mı hala? Canan yanlış bir şey yapmadın umarım yoksa... Hayır Carla. Tahmin ettiğin gibi değil. Beklenmedik şeyler oldu. Telefonda anlatamam. Sadece iyi olduğumu bil yeter. Neredesin şimdi? Şirkete gelecek misin? Hayır. Bensiz idare et bugün. Şimdi dikkatle dinle beni. Şakir kaçtı. Ne? Nasıl? Ne zaman? Canan sakın polise gitmiş olmasın. O kadarına cesaret edemez. Muhtemelen saklanıyor.
Yaptıklarından ve en son yaşadığı skandaldan sonra ortaya çıkmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Nerede olduğunu bulmaya çalış. Sonra da hemen bana haber ver, anladın mı? Tamam. Gereken yerlere haber bırakırım, buluruz izini. Sen iyisin değil mi Canan? Merak etme. Peki, peki anladım. Ben şimdi Bediye'nin annesinin yanına gidiyorum. Bir ihtiyacı var mı diye kontrol etmemi istemiştin ya. Ben Şakir'den başka bir şey düşünemiyorum şu an. Ve bana verdiği büyük haberden. Haber mi? Kızım yaşıyormuş Carla. Olamaz. İnanma sakın Canan. Kendini kurtarmak için rezil kişiliği yüzüne vurulunca itiraf yerine kaçmaya çalışıyor. Senin hassas noktanı bildiği için. Renknaz'a gidip kızımı verirsen her şeyden vazgeçerim dediğini hatırla Canan. Şakir bunu duymuş olmalı. Senin hislerinle oynayıp zayıf noktandan vurup kurtulmak tek amacı. Hayır. Bunun da bir yalan olmasını istemiyorum. İstemiyorum. Canan, yanlış anlama. Kızının yaşamasını ve ona kavuşmanı ben de öyle çok istiyorum ki. Sadece... Bu umut da boşa çıkarsa diye kaygılanıyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Çıkmayacak. Merak etme. Buna ister annelik hissi de ister içgüdü. Gerçek olduğuna eminim. Hoşça kal. Hoşça kal. Kahvaltınız hazır. Yemeyeceğim. Yemek zorundasın. Ben de sana iyi bakmak zorundayım. Seni ellerimle yaraladım, ellerimle iyileştireceğim. Hayatımda ilk kez elime silah aldım. Ve vurduğum kişi canımdan bir parça oldu. Asıl minnettar olması gereken benim. Beni büyük bir hatadan döndürdün. Önce güç toplaman gerek. İç bakalım şunu. Kızım şimdi nerededir acaba? Kimin yanındadır? Hangi yabancıya anne baba diyordur? Eğer doğruysa, yaşıyorsa... Hepsini bir bir öğreneceğiz. Merak etme. Acaba mutlu olmuş mudur? Evlatlık verdilerse ailesini seviyor mudur? Ya tersiyse? Üzdülerse kızımı? Ya ben bunca yıl sonra nasıl karşısına çıkıp da ben senin annenim diyeceğim? Ne de derse, istemezse beni? Sen kızını terk etmedin Canan. Onu senden çaldılar. Kızın da anlayıp hak verecektir. Yerini öğrenir öğrenmez gideceğim. Gidip alacağım çocuğumu. Beraberce gideceğiz. Yabancıların yanında bırakmayacağım onu. Karşıma kim çıkarsa çıksın çiğnip geçeceğim kızım için. Öyle de yapmalısın zaten. O senin kızın. Bu savaşta yalnız olmayacağımı bilmek güzel. Her şeye rağmen. Yollarımız birleşti. Artık hiç ayrılmayacağız. Kızım. O benim çektiğim sıkıntıları... Benim çektiğim acıları çekmesin. Yiyecekle birlikte okunacak bir şeyler getirdim size. Birkaç dergi, gazete, kitap filan. Televizyon izleyip kitap okumaktan başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok sıkıldım artık. Sizi güvenli bir yerde tutmak zorundayız, biliyorsunuz. Biliyorum ama bunaldım. Yalnız başıma bu evde...
Bundan sonra daha sık uğramaya çalışırım. Canan da gelecekti bugün, söz vermişti. Acil bir işi çıktı. Daha ne kadar bekleyeceğim Carla? Daraldım. Çıldıracağım artık. En azından kızımı görmek istiyorum ben. Nevin Hanım, biraz zaman. Abdullah bana zarar vermek isteseydi zaten şimdiye kadar bulurdu. Korkakça böyle beklemektense karşısına çıkmayı yeğlerim. Yine de bu riski göze alamayız. Bari neyi beklediğimizi bilsem. Ne zamana kadar sürecek bu hapis hayatı? Bunu Canan'a sormalısınız. Bu kararı birlikte verdiniz, birlikte bozarsınız. Canan sizi kızınızla mutlaka görüştürecektir. Ama biraz daha zamana ihtiyacınız var. Abdullah'ın hayatını karartmayı siz de istiyorsunuz değil mi? Elbette. Çocuklarımı benden çaldı o. O zaman sabretmelisiniz. Bunun için en uygun zamanı Canan size söyleyecektir. Vay! Nihayet teşrif edebildiniz Şemsi Bey. Uğramam gereken bir iki yer vardı. Çalışma saatleri dışında uğrasaydın. Ne oluyor? Mesaili memur değilim ben. Burası babamın şirketi. Geçti o günler. Canan dışında hepimiz küçük hisseli çalışanlarız artık. Hepsi bu. Ayrıca ben buraya yeni bir düzen getireceğim. Genel müdürünüz olarak yeni bir anlayış. Bir ara odama uğra da yeni bir düzen ve senin görevlerin hakkında bilgi vereyim. Ha bu arada misafirin var. Bir kadın. Kimmiş? Adını söylemedi. Yakın arkadaşım dedi, o kadar. Bekar hayatının artıklarından gibi geldi bana ama neyse. Gitti mi? Yo, Bediye'nin odasında seni bekliyor. Şu dosyaları Şakir Bey'e iletir misiniz lütfen? Bunu seziyordum. Ama işlerin bu raddeye geleceğini hiç düşünmemiştim anne. Ben de öyle. Yıllarca idare etmeye çalıştım. Sizlere hiçbir şey hissettirmeden, acımı belli etmeden yaşadığım hayat sonunda iflas etti işte. Babanın gerçek yüzü ortaya çıktı. Evliliğimi ertelemeye çalışmamın nedeni bu gerginlikmiş meğer. Anlayamadım. Ne aptalmışım. Benim karşı duruşum Şemsi ile birbirinize karşı olan aşkınızdan şüphe ettiğim için değildi. Önce bu meseleleri halledip düğününüzü öyle yapalım istedim. Sana her şeyi anlatıp üzülmeni istemedim. Keşke daha önce anlatsaydın. Sana tavır yapacağıma destek olurdum. Olan oldu artık kızım. Hem sorumlusu sen değilsin ki. Baban olacak o aşağılık. Kusura bakma. Sana onun dedikodusunu yapıyorum artık ama bu daha hiçbir şey. Anneciğim, özür dilemene gerek yok. Onun sana yaptıkları benim de midemi bulandırıyor. Korkarım buzdağının görünmeyen tarafı hepimizi daha da perişan edecek. Ben bugün babamı görmek için otele gittim. Ama yoktu, ayrılmış. Kim bilir nerede söndürmüştür feneri.
Hala ortalıklarda olmadığına göre. Bir kez daha affetmeyeceksin yani, öyle mi? Doğru mu tahmin ediyorum anne? Bilmiyorum Perihan. Babanın o kadar çok suçu var ki. Bundan sonra bir araya gelmemiz artık çok zor. Kızım. Neden burada buluştuk Şakir Bey? Gözlerden uzak olmamız gerekiyordu onun için. Sen yaptın mı söylediklerimi? Evet Şakir Bey. Otelle hesabı kestim. Eşyalarınızın tümü de burada. Reklazan'ın merak etmeden döneyim ben. Sizinle görüştüğümü anlarsa canımı okur. Otur. Senden istediğin başka şeyler de var. Evden getireceklerin de olacak. Şakir Bey, bakın. Reklaz Hanım çok sinirli. Dün geceden beri öfkesi burnunda adeta. Eşyalarınızı parçaladı. Benim de sizinle görüştüğümü duyarsa... Dikkatli olursan kimse duymaz. Bak şimdi. Çalışma odasındaki çekmece var ya. Oradan benim pasaportumu getirmeni istiyorum. Seyahate mi çıkıyorsunuz? Sayılır. Reknaz Hanım'a haber verecek misiniz? Ali ne oluyor? Yeni mi çıktı bu sorgulama adeti? Bana bak. Ben olmasam bir çöplükte ölüp kalacaktım. Sana sahip çıkan benim Reknaz değil. Birine hizmet edip sadakat göstereceksen o kişi karşında. Anlaşıldı mı? Evet. Biliyorum efendim. İyi. Bir yanlışın olmasın. Hadi şimdi. İnşallah her şeyi doğru yapıyorumdur. Gel. Keşke gerçek bir doktora görünsen. Yavaş. Gerçek bir doktor bunun kurşun yarası olduğunu anlayıp hemen polise haber verir. Kaç kere konuştuk bunu? Beni ele vermemek için kendini tehlikeye atıyorsun. Sen benim için attın ya. Ayrıca sadece senin için değil. Polise bütün durumu izah etmek pek kolay olmayacaktır. Sahiden öldürecek miydin onu Canan ben gelmeseydim? Sanki her şey buna göre ayarlanmıştı. O ıssız villa, sessiz çevre. Yapacaktın bunu değil mi? Böyle bir zamanda yatağa çakılmak beni deli ediyor. Bir iki güne kadar toparlanıp kalkarsın. Benim çıkmam lazım şimdi. İlaçlarını bıraktım. Elif zaten akşama kadar gelmez. Sen nereye? Sargı bezi bitmiş. Antibiyotik de. Hem evin başka eksikleri de var. Market alışverişi yapacağım falan. Yapma Selim. Gözlerimin içine bakamadın. Yalan söylüyorsun sen. Ya birkaç işim var dışarıda. Geç kalmam. Biliyorum Selim. Beni korumak istiyorsun ama bu işe karışma. Sana bir şey olmasına dayanamam. Hem bu benim meselem. Hayır Canan. Artık ikimizin meselesi. Bugüne dek yapamadım ama bundan böyle üstüme düşeni yapacağım. Beni kendinden ayrı düşünme ne olur. Selim. Madem kızın yaşıyor, vakit kaybetmeden bu durumu araştıracağım. Onu bulup sana getireceğim. Kendi ellerimle sana getireceğim çocuğunu. Teşekkür ederim ama ben de... Bırak senin için bu kadarını yapayım. Sen sadece yat. Dinlen. Ve iyileşmene bak bir an önce. Aramızda kırgınlık, soğukluk kalmadı değil mi anne? Sen benim kızımsın. Senin için neleri göze aldım ben. Kırılabilir miyim? Unuttum bile. Canım benim. Hele şu mesele bir hallolsun. Şemsi'yle beraber geliriz. Hatta yeni evimize çıkalım, bize yemeğe gelirsin. Belki babamla da... Babanın adını ağzına alma. Bir daha onunla değil bir araya gelmek aynı mekana bile girebileceğimi sanmıyorum. Böyle yapma işte anne. Ben kocamın ailesiyle sizin kaynaşmanızı, kocaman bir aile olmanızı istiyorum. Eskiden ne kadar yakındınız. Sonra ne oldu da böyle soğudunuz anne? Bir takım yanlış anlamalar oldu. Onlar düzelince her şey yoluna girer bakarsın. Hadi geç kalma. Basın ilanlarının ödemesi için Canan Hanım'ın imzası gerekli. Ne zaman gelir?
Bugün gelmeyecek maalesef. Bekleyemez mi? Kampanyanın başlama tarihi sarkacak ama. Yapacak bir şey yok. Bediye Hanım'ın imzası yetmiyor mu? Bediye bugün işe gelmedi. Şakir Bey de yok. Sanki herkes el birliği yapmış. Benim genel müdürlüğümü sabote ediyor gibi. Neyse. Size kolay gelsin. Alo, Bediye, derhal şirkete gelmen lazım. Canan yok Şakir amca. Bir aklı havada Şemsi burada, onu da sayma zaten. Tek başıma kaldım burada. Ahtapot değilim ki ben her işe yetişeyim. Üf, kusura bakma Lami, bugün benden hayır yok. İşten vakit ayırıp kendime bakmamı isteyen sendin. Ben de güzellik salonundan randevu aldım, iptal edemem. Hani Canan Hanım çok profesyonel bir iş kadınıydı, niye boş bırakıyor şirketini? Herkes ayrı havada, bir de senin laf sokmanı dinleyemem. Sağ ol. Pardon baba, Lami ile konuşuyordum da. Genel müdürlük eskisi kadar eğlenceli gelmemeye başlamış. Canan sert yüzünü göstermeye başlamış öyleyse. Şirkete gitmemiş ki. Sadece o değil, Şakir amca da. Daha hisselerini bile satmadan her şeyi bıraktı desene. Tuhaf. Bu kadar çabuk pes edecek biri olduğunu bilmiyordum. Yazık. Son dersin boş olması bir yana esas yazılı kaynadı. İyi oldu. Ne yapalım, müzik mi dinleyelim? Evet ama hafif hafif. Öyle paldır küldür rock falan kafam kaldırmaz şimdi. Sen klasik müzik falan da dinliyorsundur gizli gizli. Dalga geçme. Bu iyi mi? Nefis. Elimi yüzümü yıkayayım, yiyecek bir şeyler hazırlayalım kendimize. Sipariş versek de uyar bana. Zaten hep hazır yiyoruz kızım sokaklarda. 2 dakikada hazırlarız bir şeyler. Üşenmiyor musun? Kızım senin için geçmiş. Kolunu kaldırmaya üşenir hale gelmişsin. Anormallik sende asıl. 2 dakika bir dur ya. Bir soluklanalım. Aç şunun sesini. İyi ya, sen bilirsin. Yayılalım o zaman, tamam. Biz de söyleyelim mi? Kızım 2 dakika dur ya. Amma kurtlusun. Ben acıkmadım daha. Ne acıklı bir şarkıymış bu da. Daha önce hiç fark etmemiştim. Sana öyle geliyordur. Malum yaz dönemindesin. Mert'ten ayrıldığım için mi? Hiç de bile. Geçen bir dergide okudum. Önce inkar edermiş insan. İnkar dönemi bitince de başlarmış ağlamaya. İnkar ettim falan yok. Ama ağlamayı da yediremiyorum kendime. Niye? Adamın bana yaptığını görmedin mi? Resmen aldattı. Kalbim bir yana, gururumu kırdı çok. Bence içinde tutma, konuş.
Ağlayacak mısın? Bırak kendini, rahatlarsın. Annem yaşasaydı böyle olmazdı. Ona anlatırdım her şeyi. Belki ağlardın da o zaman. Aşk olsun, ben varım ya işte. Baban da yanında. Aynı şey mi Yeliz? Yani seni de üzmek istemem ama insan annesi hep yanında olsun istiyor. Ne kadar büyüse büyüsün. Ona sığınmak, sıkı sıkıya sarılmak. Başka türlü bir bağ o. Bazen öyle istiyorum ki ona sarılıp uyumayı. Öyle özlüyorum ki kokusunu. Babayla her şey konuşulmuyor işte. Annenin yerini hiç kimse tutmuyor. Evde biri mi var? Yoo. Babam erken dönmüş olsa bile niye odasına kapansın ki? Hırsız olmasın. Yok artık. Elif dikkat et. Sen... Baştan aşağı her sözünüz yalan değil mi? Çat kapa evime geliyorsun. Merhaba bile demeden küstahça konuşmaya başlıyorsun. Benim bildiğim insanlar bir eve girdiğinde önce merhaba der. Üstelik karşısındaki teyzesi ise daha da bir saygılı olur. Sana selam vermek bile istemiyorum artık. Aramızdaki akrabalıktan tiksiniyorum. Bu sevgi sözcüklerini neye borçluyum acaba? Hı? Dün gece Canan'la beraberdim. Anlaşıldı. Seni yine doldurup üstüme saldı, öyle değil mi? Eniştemin yanındaydı. Kendine o alçaklığı, o vicdansızlığı yapanın babalığı olduğunu öğrenmiş Canan. Elinde kesin bir delil yok. Sadece şüpheleniyor. Herkesten şüphelendiği gibi, öyle değil mi? Ama Şakir ne kadar sorumsuz bir adam olursa olsun, evlatlığına el sürecek kadar şerefsiz biri değildir. Canan bundan o kadar emindi ki, elindeki silah Şakir'in başına dayamıştı. Öldürdü mü yoksa? Hayır. Silahı elinden aldım. Şakir'i kurtarmak için değil. Canan elini kanı bulamasın diye yaptım bunu. İşlerin bu raddeye geleceğini hiç düşünemedim. Ya ne sanıyordun? Canan'ın her şeyi yutup susacağını mı? Çektirdiğiniz acıları sineye çekeceğini mi? Karşılaştığında sadece yüzleşip yürüyüp gideceğini mi? Her şeye rağmen Şakir yapmış olamaz. İnanmak istemiyorum buna. Yoksa Şakir itiraf mı etti? Hayır. Ama başka bir şey itiraf etti. İlki kadar büyük bir günah. Canan'ın kızını çalıp sakladığınızı. Ben Şakir Bey'e nasıl ulaşırım? Hayrola? Telefonu cevap vermiyor. Mesaj bırak. Hisselerimi satıyorum demekle bitmiyor iş. O hala bu şirketin bir parçası. Gelip sorumluluklarına sahip çıkması lazım. Bu satış meselesi de bir acayip zaten ama. Belki daha karlı bir yatırım bulmuştur. Şakir bundan sonra yanlış adım atmaz artık. Hayatının hatasını bir defa yaptı. Bundan sonra daha dikkatli ve temkinli olacaktır. Şakir Bey burayı sıfırdan yaratmış olmakla övünür dururdu hep. Canan ilk geldiğinde nasıl direndi hatırlasana abi. Sonra ne olduysa her şeyden vazgeçti. Ardından şu manken kız skandalı. Şimdi de yer yarıldı, içine girdi adam. Canan da ortada yok. Bir şeyler dönüyor ama. Benden sana bir dost, hatta abi tavsiyesi Lami. Sakın onların arasına girme. Hatta anlamaya bile çalışma. Yıllar öncesine dayanan bağları ve nefretleri var birbirlerine karşı. Hangi ipi çeksen başka bir canavarı uyandırırsın. Sen en iyisi kafanı eğ, işini yapmaya devam et lan. Babamın pijaması mı o? Gece burada mı kaldın? Yoksa siz... Düşündüğün gibi değil Elif. Yaralanmışsın sen. Elif, ne oldu? İyi misin? Kiminle konuşuyorsun? Elif.
vermiyorsun kızım. Sapığın biri esir aldı falan sandım, korktum. Cam açık kalmış da rüzgar biblolara devirmiş. Bir de kedi girmiş içeri, kovaladım. Hepsi bu. Hem benim birazdan çıkmam lazım. Ne oldu ya birdenbire? Perihan ablayla buluşacaktım bugün. Hatırlatma mesajı attı da az önce. Unutmuşum. Git mi diyorsun? Direkt satış yani. Alınma ne olur. Hazırlanmam lazım. Elif, ben seni tanırım. Bir acayiplik oldu ama. Sadece biraz karnım ağrıyor Yeliz. Yalnız kalsam iyi olur. Hazırlanacağım, duş alacağım falan. Tamam canım. İstenmediğim yerde durmam zaten. Teşekkür ederim. Senin için değil. Bir terslik varsa babamın başı belaya girmesin diye yaptım bunu. Şimdi bana bu evde neler döndüğünü anlatacak mısın? Şakir böyle bir işin altından tek başına kalkmış olamaz. Ona sen de yardım etmiş olmalısın, buna eminim. Alayım ben. Şakir Bey yurt dışına mı kaçıyor? Ben bilmem. Evde kalan evraklarını istedi. Ben de ne bulduysam topladım. Hangi delikte saklanıyor? Nereye götürecektin bunları? Söyleyemem. Ali! Söyleyeceksin. Bizzat ben teslim edeceğim bu pasaportu ona. Bunun olayım yapma. Şakir Bey beni öldürür. Ya beni onun yanına götürürsün. Ya da Şakir Bey'in kaçış planları suya düşer.
Hangisini istiyorsun? Bandı versen yeter. Teşekkür ederim. Hala anlatmayacak mısın? Nasıl oldu bu? Babamla ilgisi ne? Küçük bir kaza. Neden hastaneye gitmedin? Çünkü biri bana yardım etmeye çalışırken silah patladı. Aslında niyeti iyiydi. Hastaneye gidip onun başını belaya sokmak istemedim. Yoksa babam mı yaptı? Böyle bir şey söylemedim. Peki ya ne? Baban sadece bana yardım etmek için buraya getirdi. Hepsi bu. Başka bir şey bilmiyor. Bana doğruyu söyle. Babamın bu işle bir ilgisi var değil mi? Sen de onu korumak için gitmedin hastaneye. Affedersiniz. Bunu nasıl çalıştırıyorduk? Şu ortadakine basıyorsunuz. Teşekkür ederim. Makinelerle aram hiç iyi değildir de. Önemli değil. Sizinle daha önce karşılaşmış mıydık? Tabii ya, bir kafede karşılaştık. Şemsi ile selamlaştınız galiba. Şemsi? Siz Şemsi'yi tanıyor musunuz? Karısıyım. İnanmıyorum. Ne zaman oldu bu? Bak hiç haber de vermez. Çok ani oldu. Peki siz? Ben arkadaşlarından birinin eski sevgilisiyim. Eski sevgilisi. Tabii ya. Şemsi'nin sizi tanımadığını söylemesi bundandı belki de. Özde. Feryan. Şakir Bey'e benim bir suçum olmadığını anlatacaksınız değil mi? Bu kadar çok mu korkuyorsun ondan? O ve Reknaz Hanım benim veli nimetim. Çekip gidebilir, başka bir iş bulabilirdin. Mesele sadece para değil. Çocuk sayılırdım yanlarına geldiğimde. Büyüttüler, meslek sahibi yaptılar. Onlardan başka bir hayatım, ailem olmadı. Ömrüm boyunca bütün işlerine koştun. Ali arabayı getir, Ali çimleri biç. Ali kuru temizlemeciden elbiseleri al. Sen değil, onlar karlı çıktı bu işten. Hatta bu kadarla da kalmadın değil mi? Pis işlerine de yardım ettin. Hatta Canan'ın çocuğunu kaçırıp saklamalarına bile yardım ettin. Doğru mu Ali? Sen de en az onlar kadar kötüsün. Bugün geleceğinizi bilmiyordum Abdullah Bey. Sürpriz oldum. Ben sürpriz yapmaya bayılırım. Şakir pılını pırtısını satıp nereye gitmeyi planlıyor? Anlat bakalım. Vallahi bunu kendine sormalısınız. Kıvırmayı bırak. Şakir'in başlıca akıl hocasının sen olduğunu biliyorum. Evet. İş konusunda fikrime danıştığı olmuştur ama hepsi o kadar. Yani bundan sonra ne yapmak niyetinde olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Hakikaten bilmiyorum. Kendisiyle konuşmak isterdim ama şirkete gelmemiş. Telefonlara da cevap vermiyormuş. Şakir'i bilirsiniz. Büyük ihtimalle kendine kafa izni vermiştir. Yani nerede olduğunu bilmiyorsun. Olur da ulaşırsan söyle. Geçmişte ne oluyorsa oldu. Ben... akrabası sıfatıyla ona yardım elimi uzatmaya her zaman hazırım. Ortak düşmana karşı ortak saf. Yok, rahatsız olmayın.
Sana güvenenlerin hepsini yolda bıraktım patronlarından başka. Canan da sana güvenmişi biliyorsun. Ona ihanet edeceğini aklına bile getirmezdi. Ben Canan'a bir zarar vermedim. Onlar yaptı. Ama sen de yardım ettin. Öyle değil mi? Başka türlüsü gelmezdi elimden. İsteseydin yapardın. Kolay olanı seçtin. Boyun eğdin. Oysa Canan hiç ihanet etmedi sana. Etmezdi. Düşün. Seni adam yerine koymayan, horlayan, aşağılayan patronların mı daha değerli yoksa Canan mı? Çık dışarı çık. Çık dışarı ulan çık dışarı. Benim dünyadan haberim yok. Sen her şeyin içindesin. Benim bilmediklerimi bilmesin yıllarca. Ne yapıyorsun Şakir? Sinirime dokunuyor bu herif benim. Onu bırak da derdine yat. Seni işe kim aldı ha? Kim aldı seni işe söyle bakayım. Şakir. Paranı kim ödüyor? Ha? Sen ne yaptın peki? Dur, benden Şakir. Habersiz karımla işbirliği yaptın. Şakir ne yapıyorsun? Şakir Bey ben... Böyle ezik yüzük durarak beni kandırabileceğini sanma. Şakir. Çıldırdın mı? Sokak ortasına rezil etme bizi. Kurtarabileceğini sanma. Ben hiçbir şey bilmiyorum Selim Bey. Ama Şakir Bey biliyor olabilir. Sizi ona götüreceğim. Ancak bu kadarını yapabilirim. Alo. Alo. Yanında biri varsa sakın benimle konuştuğunu çaktırma. Şakir. Neredesin azizim? Bak ortalık birbirine girdi. Bayan Bernard da yok burada. Bırak şimdi onu da beni dinle. Hisseleri çabucak elden çıkar. Kaça satılırsa satılsın. Bir kısmını nakit olarak hesabıma geç. Anladın mı? Acil nakde ihtiyacım var. Anladım. Hani diğer şirkete yatırım yapacaktın. Yani hisseleri birleştirip yeni bir imparatorluk kuracaktın. Orhan. Peki. Benim kafam karıştı şimdi. Neredeysen söyle gelip seni hemen alayım. Yüz yüze konuşalım ha? Vaktim yok. Sen dediklerimi yerine getir. İşler karıştı. Ne oldu şimdi? Şimdi anlatamam. Daha sonra tekrar ararım ben seni. Şakir dur. Alo. Bu raporları muhasebeye iletin. Bir de son tasarımların katalog çekimlerini göreyim. Peki efendim. Affedersiniz, oturabilir miyim? Israrcı görünmek istemem ama buraya ilk kez geliyorum. Sizin dışınızda herkes yabancı. Size de böyle birden kanım ısınıverdi. Teşekkür ederim. Buyurun. Şemsi'nin hangi arkadaşıyla beraberim demiştiniz? Mehmet. Ama bir süredir ayrıyız. Terk edildim açıkçası. Daha doğrusu başka bir kızla nişanlanıp terk etti beni. Aa. Nişanlısını sevmediğini biliyorum. Ailesinin kararı. Mehmet de karşı çıkmadı işte. Hay Allah. Ne biçim erkekmiş o? Benim sevdiğim kadın bu deyip resti çekemedi mi ailesine? O kadar kolay değil. Kız zengin. Oysa benim hiçbir şeyim yok. Bu daha da kötü. Sizi gerçekten seviyorsa gözü para pul görmezdi. Mehmet'e haksızlık etmeyin. O da çok üzgün. Bir gün hatasını anlayıp bana geri döneceğini umuyorum. O kadar seviyorsunuz ha? Hem de çok. Ben Şemsi ile konuşurum. Mehmet diye bir arkadaşı olduğunu bilmiyordum ama... Madem arkadaşı gitsin konuşsun. Sahi yapar mısınız böyle bir şey? Hı-hı. Alo, Carla? Evet, dışarıdaydım.
Hava almaya çıktım biraz. Hiç. Dolandım öylesine. Tamam. Ne zaman uğrarsın? Peki. Canan'dan haber var mı? Anladım. Tamam, görüşürüz. Çayı yaptım. İçer misin? İçerim. Sağ ol. Eşofman vereyim istersen. Babamın pijaması sana pek olmamış. Seni uyandırmamak için eline ne geçtiyse verdi. Buraya geldiğinizi fark edersem kıyameti koparırım diye, değil mi? Öyle davranmakta da haksız sayılmazdın. Neler olup bittiğini bilmiyorsun. Ve sana karşı ön yargılıyım. Beni tanımıyorsun ki. Çok tuhaf. Ben senin için... Babamı elimden almaya çalışan kadındın. Babanı senden çalmak istemedim. İstesem de yapamam zaten. Selim'in hayatında senden daha önemli kimse olamaz. Ben bile. Beni yumuşatmak için böyle söylüyorsun. Hayır. Bak, sana soru sormayacağım. Hatta yarının nedenini bile. Sadece bana biraz samimi olmanı istiyorum. Tamam. Peki. Öyleyse anlat. Çünkü senden kurtuluşum olmadığının farkındayım artık. İnsanın bir çocuğu oldu mu, dünyadaki diğer insanlar bulanıklaşır. Aşık olduğun bile. Hisselerini satmamı ve parayı nakit olarak hesabına yatırmamı istedi. Ya diğer ortaklık? Ondan vaz mı geçmiş? İşler karıştı. Bir müddet askıya alalım dedi. Kaçıyor alçak. Nerede olduğuna dair bir şey söylemedi mi? Hayır. Çok zorladım ama tek kelime bile etmedi. Tamam Orhan Bey. Siz şirketten ayrılmayın. Belki yine arar. Ararsa ne diyeyim? Satışın geciktiğini söyleyin. Biraz oyalayın. Ortaklıktan tamamen caymasına sakın müsaade etmeyin. Bu tuzaktan sıyırmasını hiç istemeyiz. Peki. Söyle Carla. Kaçmaya çalışıyor ha? Sanırım. Yoksa neden o kadar nakite ihtiyaç duysun ki? Havaalanına birkaç adam koy. Oraya giderse hemen haberimiz olsun. Başka bir şey duyarsan da derhal beni ararsın. Gece ya da gündüz. Bu kadar yaklaşmışken elimden kaçıp gitmesine izin veremem. Tamam. Thank you.
Ya yine mi sen? Bırak beni, bırak! Ne yapmaya çalışıyorsun? Onlar benim hayatımı kararttı. Ben de onlarınkini karartacağım. Bırak! Sana bir tavsiye vereyim Canan. Adın Canan değil mi? İntikam böyle adi bir bıçakla değil, güçle alınır. Ne zaman ki onlardan güçlü olursun, intikam sırası sana gelmiş demektir. Bırak! Kızımı bir kez daha kaybetmeyeceğim. Canan. Selim, ne oldu? Bir şey bulabildin mi? Çok yaklaştım. Az sonra Şakir'in karşısında olacağım. İnanamıyorum, ciddi misin? Hasret yakında bitecek. Kızına kavuşacaksın. Hayatını geri alacaksın. Nihayet. Teşekkür ederim Selim, çok iyi bir haber bu. Benim de sana iyi haberlerim var. Elif bana karşı biraz yumuşadı sanırım. Benden eskisi kadar nefret etmiyor galiba artık. Sahi mi? Nasıl oldu bu? Sonra anlatırım. Her şeyin yolunda olduğunu bil yeter. Belki bizim için de mutlu olmanın vakti gelmiştir. Her seçimimiz de başka bir yere kanatarak değil. Tam ve eksiksiz bir mutluluk. Baba? Beni şaşırttınız. Nedense herkes beni gördüğünde şaşırıp bir irkiliyor. Oysa bu şirketi kuranlardan biri de benim. Burada olmam neden herkesi bu kadar tedirgin ediyor? Hayır canım, benim için sorun değil. Bir şey soracağım, Bedia da sizinle mi geldi? Hayır. Bedia şirketten, özellikle de senden uzak durmak istedi. Ha. Bedia. Sadece merak ettiğim için geldim buraya. Canan'ın söylediklerinden emin olmaya. Emin oldun işte. Karşındayım. Evet. Tuhaf bir merakmış bu. İnsanın içini kemiriyor. Sonrasını düşünmüyorsun bile. Sadece bilmek istiyorsun. Tıpkı senin gibi. Uzaktan uzağa evimizi gözetlediğin gibi. Seni çok özledim. Dokunma bana. Şimdi mi aklına geldim? Ama maalesef sen bir ölüsün benim için. Anne. Böyle söyleme lütfen. Gerçek bu. Biz yıllarca senin mezarına gittik her bayramda. Ölmüş olmana alışığım ben çok küçük yaşlardan beri. Hiçbir şey bilmiyorsun Bedia. Baban beni hiç sevmedi. Sürekli dövüyordu. Dayanılacak gibi değildi. Hayatım çok zordu. Benim de hayatım çok zor oldu. Seni kaybettikten sonra. Dinle Bedia. Gitmek zorunda kaldım ama sizi hiç unutmadım kızım. Bir gün bile gelip bizi görmedin. Ne yaşanırsa yaşansın. Bunlar mazeret olamaz anne. Kızım. Biz seni gömdüğümüzde sen de bizi gömmüşsün anlaşılan. Biz birbirimiz için ölüden farksızız anne. Nerede kaldın be oğlum? Beklemekten ağaç oldum. Selim Bey sizi görmek için çok ısrar etti. Onunla birlikte geldik. Sen bizden kaçarken biz de abimle anne sevgisiyle yanıp kavrulduk. Anla beni kızım. Hep uzaktan izledim sizi. Yanınıza sokulsam Abdullah engel olacaktı bana kızım. Sonunda tam sana göre bir dönüş yaptın anne. Ne demek o? Canan'ın maşası olduğunu farkında bile değilsin değil mi? Canan'ın maşası mı? Seni kullanıyor, göremiyor musun? Farkında bile değil misin yoksa?
İnsan çocuklarına bunu yapar mı? Söylesene. Ne diyorsun sen Bedia? Seni kullandığını bilmiyor musun? Benim annem yoktu. Öyle de kalsın. Bir daha ne benim ne de Şemsi'nin karşısına çıkayım deme. Hiç olmazsa varlığına bize zarar verme. Tamam. Ben bundan sonrasını hallederim Ali. Ne oluyor? Ne demek bu şimdi Ali? Hadi Ali. Pasaportunu istemişsin galiba. Ama ihtiyacın olmayacak. Kaçacak yer kalmadı. Enişte. Efendim baba. Bedia neredesin kızım? Kocan da merak etti seni. Bir şey söyleyeceğim. Eve dönmeden önce şirkete uğrayacak mısın? Hayır, ben de şirketteyim. Gelirsen beraber döneriz eve. Benim de işim bitmek üzere zaten. Beklersen gelip alırım seni. Biraz daha iyi misin? İyiyim. Burada saklanmana gerek yok artık. Salona inebilirsin. İyiyim böyle. Sağ ol. Eğer doğruysa, karşılaşırsanız yani. Eminim seni gördüğüne çok sevinecektir kızım. Tersi olmasından çok korkuyorum. Mümkün değil. Kendimden biliyorum. Annenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Karşıma çıkıverse şimdi. Ölmedim, yaşıyorum kızım dese. Onu çok özlüyorsun değil mi? Hem de nasıl? Bak ne diyeceğim. Annenin yerini tutmaz ama ablan olabilirim senin. Ne dersin? Yolun sonuna kadar geldin Şakir. Enişte. Her hamlen suçunun itirafı gibi. Saçmalama Selim. Ben Canan'a bir şey yapmadım. Uydurma bunlar. Ben nasıl kızım diye büyüttüğüm birine o gözle bakarım? Nasıl inanırsın buna sen? Neden kaçıyorsun öyleyse? Canan'ın gözü dönmüş. Beni dinlemiyor ki. Kimse beni dinlemiyor. İtibarım sıfır oldu. Canan'ın yediği haltların sonucu bunlar. Bırak bu masalları be. Hala atıp tutuyorsun. Ve en önemlisi, Canan'a kızının yaşadığını söyledin. Doğru mu bu? Söyle. Doğruysa nerede o kız? Selim, Canan'ın gazına gelip üzerime yürüyorsun ama dikkat et. Bu işin ucu asıl sana dokunur. Senin canını yakar Selim. Gevelim artık. Ne demek istiyorsan açık söyle. Yemin ederim seni şuracıkta gebertirim. Bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Dur be, Allah'ın cezası yeter artık. Günah benden gitti. Canan'ın kızı yaşıyor. Ve onu en iyi sen tanıyorsun. Canan'ın kızı. Elif. Kızım diye büyüttüğün, üzerine titrediğin Elif. Canan'ın özbeöz kızı.
örtmeye tüm ayıplar, kazma kürek gerek.